aldım size ders anlatırken. Katılımınız da gayet iyiydi. Tebrik ediyorum bence. Daha önce anlattığım derslere göre de ben daha böyle istekli bir ekip gördüğümü düşünüyorum. Başaramayacağınız bir durum yok pediatri açısından. Zor bir ders ama özellikle klinik branş isteyenlerin katsayı farkıyla beraber çok iyi fark edebileceği bir ders olduğunu düşünüyorum. 0,7'ye arttırıldı zaten katsayımız ve diğer dalları da artık kapsayan sorular soruyorlar. Yani 30'un 30'unu yaptırıp da üzerine diğer branşları da halledebilirsiniz. Güvenin kendinize. Çok zor olan soru herkese zor olacak. Aslında ben bu soru çözümünü birazcık böyle yandal uzmanlıktan falan aldım. Biraz zor gelebilir ama yani biraz daha vaka sorularıyla beraber sadece birkaç soru işte çok spot bilgiydi. Bir bu deneme sınavımızı beraber çözelim. Ondan sonra sizi azat edeceğim. Az kaldı. Son 10-15 dakika falan sürer herhalde bu da. Ne demiştik? Akut böbrek hasarı saptanan çocukta meydana gelen mekanizmalar düşünüldüğünde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Diyor ki ekstraselüler sıvı elektrolit regülasyonunda bozulma, pulmoner ödem. Üre ve nitrojen atık birikimi, serum bun düzeyinde artış. GFR'de azalma, serum kreatin düzeyinde düşüş. Asit baz dengesinde bozulma, metabolik asidoz. Ekstraselüler sıvı elektrolit regülasyonunda bozulma, hipertansiyon. Yani diyor ki akut böbrek hasarı var bir çocukta. Bunlar oluyor. Hangisi yanlıştır? Geçen sınavda iki tane eşleştirme sorusu çıkmıştı 30 sorudan. 17 tane vaka sorusu sormuşlardı. Zaten sınavın 3'te 2'si bu şekilde hem eşleştirme hem vaka daha kompleks olan sorular oluyor. 8-9 tanesi falan da genel bilgi soruları oluyor. Bu da onlara benzer bir soru yapmaya çalıştım. Aslında basit bir soruydu. Glomeruler filtrasyon hızında azalmayla beraber serum kreatin düzeyinde aynen öyle yükselme olur. Doğrudur. Ceyhan doğru cevabımız. İdrar ne diyor? Önce soruyu okuyalım. Asit baz dengesi ile ilgili yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur? İdrar pH'ın toplayıcı tübülüsteki titre edilebilir asit itirafı belirler. Laktik asidozdaki bir hastaya tedavi olarak ilk basamakta bikarbonat verilmelidir. Kusma metabolik alkalozun en sık nedenidir. Öncelikle 2'yi bence onun yanlış olduğunu çok bariz görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Laktik asidozdaki bir hastaya bikarbonat verirseniz diyabetik ketoasidozda da bahsetmiştim. Daha da asidozu derinleştirirsiniz. O yüzden Ceyhan yanlış bir kere. Bununla alakalı şıkları da eledim. Öyle saçma yani zorlanacağınız bir şekilde hazırlamışım ki yalnız bir, yalnız üç ve bir şeklinde çeldirici olarak hepsini koymuşum maşallah. Diyor ki idrar pH'ın toplayıcı tübülüsteki titre edilebilir asit itirafı belirler. Hayır, bunu distal olduğunu hatırlarsınız. RTA'larda bahsetmiştim. Distal tübülüste o yüzden bir de yanlış. Üçe bakarsak kusma metabolik alkalozun en sık nedenidir. Evet doğru. Yani genel olarak bütün bakıldığı zaman kitaplarda metabolik alkalozun en sık nedenini kusma olarak söylüyorlar. Akut gastroenterite bağlı kusma olarak söylüyorlar metabolik alkalozun en sık nedeni. Ceyhan doğru cevap. 13 yaş erkek hasta el ayaklarda uyuşma şikayeti çocuk acile başvuruyormuş. Fizik muayenede bir patoloji yok. Vitallerinde kan basıncı yaşına göre normalde saptanıyor. Hastadan kan titreleri isteniyor. Kan gazında 7,51, karbondioksit 37, bikarbonat 41, biyokimyada bun 13, kreatin 0,3, sodyum 145, potasyum 3,2, kloru 85, magnezyum 0,5, idrar kloru 131 olarak görülüyor. Soy geçmişinde anne ve babasında ikinci derece akrabalık olduğu öğrenilen bu hastanın olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdan gidelim bakalım. Edirne'den başlayalım. Konjenital adrenal hiperplezi de böyle mi anlatır? Hayır. Konjenital adrenal hiperpleziyi böyle anlatmaz. En azından hiperpigmentasyondan falan bahseder. Ve bu şekilde bir tabloyla gelmez aslında bakarsanız. Neydi? Hiponatremiyle gelirdi. O yüzden burada 145 gayet de güzel bir sodyum değeri. O yüzden o değil. Renal arter stenozu dese ya onunla alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor. Hani sadece elektrolit bozukluğundan bahsediyor. İdrar klorunda bir artıştan bahsediyor. Zaten renal arter stenozuyla hani çok akrabalık bağından bahsetmemiştim size. Bu da değil. Gastroözofajen reflüde ne derdi? Yani bu kadar fazla bir kan değişimi olur mu? Hayır. Daha da selim seyirli bir hastalık demiştim size. Reflüsü olan bir hastanın hani genel olarak böyle dirençli olmayan kusmaları olur diye bahsetmiştim gastroenterolojide. Kistik fibrozite ne derdi? Böyle balgamlı öksürük, geçmeyen burun akıntıları vesaire. Evet, akrabalık önemli burada da ama çok da tablo ona benzemiyor. Gitelman sendromu doğru cevap, doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir alkaloz tablosu var ve burada bir bikarbonat artışı var. Gitelman'da böyle olur, idrar klorunda bir artış var. Diğer durumlarda pek bir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan bir de kan basıncının yaşa göre normalde olduğunu söylemesiydi. Bunlar da istinaden soruyu yapabilirdik. Vitamin eksikliklerinde görülen bulgulardan hangisi yanlıştır? Vitamin AG'de körlüğü, vitamin D osteomalazi, vitamin B6 stomatit, niasin pellagra, biyotin, beriberi, vernike, ensefalopatisi. Ne dediniz bu soruya acaba? Kolay bir soruydu bence. Yani genel olarak en sık sorabilecekleri vitaminleri söyledim aslında. Değil mi? Peki hangisi olacaktı? Beriberi kim yapıyor? Onu da söyleyebilirim. Biri. Aynen. Tiamin o da B1 yapıyor değil mi? Aynen öyle. Biyotinin genelde aynı zamanda diğer adı B7 vitamini. Biraz daha böyle işte deride, saçta bilmem ne güçsüzlük, işte kasar güçsüzlük, halsizlik vesaire bu tarz şeyler de söyleyebilirler. Biri ve vernik ensefalopatisini evet dediğiniz gibi tiamin yani B1 vitamini eksikliğinde görüyoruz. Glikojen depo hastalıkları ile ilgili aşağıda hangisi doğrudur? İşleyemediğimiz ama sınavda sorduğum bir soru oldu. Hangisi var? Şimdi ben bilmiyorum belki yapmışsınızdır, belki yapamamışsınızdır. Bir fikri olan var mı? Hangisi doğrudur?
Monkey yerkede hipotemagili yoktur demişim. Hayır, vardı hatırlarsınız. Pompe'de hipoglisemi ön plandadır. Hayır, kalp olarak bir etkilenme ön plandaydı. Kori'de taş bebek yüzü görünmez. Yanlış, görülüyor Kori hastalığında da. Aynı Longyear hastalığı gibiydi değil mi fenotipi de? Andersen hastalığında akciğer tutulumu, karaciğer tutulumu yoktur. 4'te karaciğer tutulumu vardır. Yanlış. Tip 5'te sadece iskelet kasları tutulur. Aynen öyle demiştim. McArdle, işte Mr. Muscle gibi orada hatırlarsınız diye düşünmüştüm. İskelet kaslarının tutulumu aynen öyle. Tip 5'te Edirne doğru cevap. Malnütrisyon ile ilgili aşağıdan hangisi doğrudur? Diyor ki malnütrisyona gelişen dehidratasyon daha çok hiponatremiktir. Komplikasyon gelişen çocuklar ayaktan tedavi edilebilir. Marasmus çocuklarda ödem belirgindir. Gomez sınıflamasında değer 60'tan az ise ağır malnütrisyon vardır. Ağır malnütrisyonda ilk gün 5 gram kilogram protein, 200 kilokalori kilogram gün enerji verilmelidir diyor. Burada ne demiştiniz? Hangisi doğrudur diyor. Dehidratasyon genelde sıvıya bağlı bir dilisyonel bir dehidratasyon olduğu için sodyum yüksek kalıyor. Yani hipernatremik oluyor. Sıvı kaybı var ama sodyum kaybı yok. Yani burada hipernatremik oluyor. Hipernatremi malnütrisyonda gelişen. Komplikasyon gelişmişse o çocuğu ayaktan tedavi edemezsiniz tabii ki de. Marasmuslularda mı ödem daha fazlaydı? Hayır. Kvaşiorkorlarda ödem daha fazlaydı. Ağır malnütrisyonda az önceki derste bahsettiğim 5 nereye yani 0-5-0-9 arası diye söyler kaynaklar. Mutlaka 100'ün altında vermek lazım enerjisinde. Çünkü refeeding sendromu oluşuyor. Daha önce söylemiştim size derste de. Evet, Gomez sınıflamasında bulunan değer %60'dan az ise ağır malnütrisyon vardır demektir. Denizli doğru cevap. Nörolojik hastalıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kolay bir soru. Düşen en sık görülen kas hastalığıdır. Düşen de kasta püsada hipertrofi görülmez. SMA ikinci sıklıkta görülen hastalıktır. Bekar düşenin daha hafifidir. En sık özürlük nedeni serebral palsidir. Hangisidir? Kolay bir soruydu. Düşen de püsada hipertrofi görülebilir. Özellikle gastrokinemius kaslarında değil mi? Arka taraflarda bacağımızın arkasında sanki böyle çok kaslılarmış gibi bir yalancı hipertrofi görüntüsü var. Pubertal bozukluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor ki kızlarda 8 yaşından önce pubik kıllanma prematür telaş olarak tanımlanır. Doğru mu? Değil mi? Hayır. Pubik kıllanma değil. Meme gelişimi prematür telaş. Bu soru çok güzel bir soru. Bu soruda şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu soru yanlış. Bu soruda hepsi doğru falan diyebilirsiniz. Hayır. Kızlarda 8 yaşından önce pubik kıllanma değil. Meme gelişimi prematür telaş olarak tanımlanıyor. O yüzden bu yanlış. Erkeklerde 10 yaşından önce testis volümünün 3 mililitreden fazla olması santral puberti plakos olarak yorumlanır. Şimdi bir kere burada santral mi periferik mi olarak olabileceğini söyleyemezsiniz. Birinci yanlış burada. İkinci yanlış da erkeklerde 10 değil 9'dan önce testis volümünün 3'ten olması, 3'ten fazla olması santral pardon puberte prekoks olarak yorumlanır. Yani burada santral de soru işareti ve yaş olarak da 10 değil 9 olması lazım. O yüzden burası da yanlış. Kızlar 13 yaşında olmasına rağmen henüz pubik ve aksiyel kıllanma görülmemesi pubertal gecikme olarak yorumlanır. Bu niye yanlış biliyor musunuz? Yine A şıkkındaki gibi, Adana'daki gibi pubik ve aksiler kıllanma görülmesi değil, meme gelişimi olmayışı. Yani kaynaklarda, kitaplarda meme gelişimi söyler. Burada herhangi bir diğer puberte emareleri değil, meme gelişiminin olmaması pubertal gecikme olarak yorumlanıyor. O yüzden burası da yanlış. E'ye bakalım. Hem erkek hem kızlarda meme büyümesinde telaş deniyor. Hayır, kızlarda telaş deniyor. Denizli'ye bakalım. Erkeklerde 14 yaşında henüz testis volümünün artmaması pubertal gecikme yani puberta tardadan bahsediyor. Evet, erkeklerde alt sınırı 9'sa üst sınırı da 14'tür. O yüzden pubertal gecikme olarak yorumlanıyor. 14 günlük erkek bebek kusma kilo alamama şikayetiyle polikliniğe geliyor. Fizik muayenesi skrotumlarda hiperpigmentasyon, ön fontanelde çöküklük, ağlarken gözyaşı yok ve refleksleri zayıflamış. Kanda biyokimyada sodyumu 115 yani hiponatremisi var, potasyumu 8.9 yani hiperkalemisi var olarak görülmüş. İlk tanı ve tedavi yaklaşım olarak hangisi doğrudur? Tanıyı buldunuz bence. Yani konjenital adrenal hiperplazi olduğunu gördük şu anda. Zaten tahmin ediyoruz. Yani hiperpigmentasyon demişim, işte hiponatremi demişim, hiperpotasemi demişim. Bunları zaten çıkartabilirsiniz. Ne diyor Adana? Adrenal yetmezlik düşünülerek hidrokortizon başlanmalıdır. Dursun. İlk önce idrar sodyum değerine bakılmalı. Düşükse adrenal yetmezlik tanısı tedavi başlanmalıdır. Dursun. ACTH ve adrenal yetmezlik için kan örneği steroid tedavisi hemen sonra alınabilir. Bilmiyorum. Dursun. Hastanın mevcut dehidratasyon ve hiperpotasemisi açısından ivedi şekilde yükleme ve antipotasyum tedavi başlanmalıdır. Dursun. Uygun sodyum desteği antipotasyum tedavisi eş zamanlı verilmelidir. Buradaki birazcık daha endokrin altyapılı bir çocuk acil aslında sorusu arkadaşlar. Çocuk acil branş sorusu. Mutlaka bir soruda ağır dehidratasyon bulgusu varsa, fontanel çöküklüğü, gözyaşı, aklaması, ağız kuruluğu vesaire, mukoza kurulukları vesaire veyahut da hayat tehdit edecek kadar hiperpotasemisinden bahsediyorsa evet önce bunları toparlamamız lazım. Sodyum desteğinden ziyade dehidratasyon artı hiperpotaseminin tedavisini vermemiz lazım. Buradaki doğru cevap da Denizli olacak.
17 yaşında erkek hasta boy kısalığıyla çocuk endokrin polikliniğinden takip ediliyor. Hastanın takiplerinde hiçbir puberte bulgusunun saptanmaması. Puberte evre 1. Yanı sıra boyu -2,5 standart sapmada ve kilosu da -2 standart sapmayla uyumlu. Çok minyon bir hastamız. Orantılı boy kısalığı var. Kemik yaşı 15 ile uyumlu. Ailesel hedef boyu da 50% ile saptanıyor. Hastanın mevcut boy kısalığı açısından istenen tetkikler ile boy kısalığına sebep olan kronik hastalıklar dışlanmış. Bundan sonraki hastaya yaklaşım ve yol haritası aşağıdakilerin hangisi gibi olmalıdır? Diyor ki hastanın uzaması değerlendirilmelidir. Hastanın boyu -2,5 standart deviasyonda olduğu ve kemik yaşı geri olduğu için büyüme hormonu eksikliği düşünülmelidir. Hastaya hemen puberte gecikmesine yönelik GnRH uyarı testi yapılmalıdır. Ağırlığı geri olduğu için nütrisyon nedenler düşünülmelidir. Hem büyüme yetersiz hem de puberte gecikmesi olduğu için hemen hipofiz görüntüleme istenmelidir. Burada trik birkaç tane nokta var. Mesela demişim ki ailesel hedef boyu 50% ile demişim ve hastanın puberte bulgusu yok. Boy kısalığı ve kilonun azlığı eş zamanlı var. Aynı zamanda istenen tetkiklerin hepsi kronik hastalıkla dışlıyor aslında bakarsan. Burada bu hastanın kondisyonel boy kısalığı olup da hani hatırlıyor musunuz? Askerde dayısının boy attığı bir çocuk vardı. İşte bu da ona benziyor. O yüzden öncelikle hastanın yaklaşımı, öncelikle uzama hızını değerlendirmektir. Patolojik bir bulgu olmadığı için tetkiklerde ve orantılı bir boy kısalığı olduğu için ve aile hedef boyu 50% ile olduğu için hastanın büyüme hızını önce bir değerlendirmek lazım. Daha sonra hala daha büyüme hızında geri kalıyorsak, hedef boyuna ulaşamayacağını tahmin ediyorsak ondan sonra yavaş yavaş işte GnRH üre testi yapabiliriz. Büyüme hormon eksikliği düşünebiliriz vesaire vesaire. Anne sütü ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Anne sütü trigliserit ve kolesterol miktarı düşüktür. D vitamini zengindir. Oligosakkaritler prebiyotik özellik gösterir. %80'ini kazeini oluşturur. Demir emilimi düşüktür demişim. Var mı bir fikri olan? Anlatmaya başlayayım mı? Anne sütünde trigliserit ve kolesterol miktarı düşüktür. Evet, inek sütünde daha fazlaydı, hatırlarsınız. Yavranın oranı daha fazlaydı ondan. Anne sütü D vitamini bakımından zengindir. Hayır, yanlış. Pardon, anne sütünde trigliserit ve kolesterol miktarı düşüktür. Hayır, yanlış. Yüksektir. Faydalı yağlardan daha zengin olduğunu söylemiştik. Anne sütünden, yani inek sütünde daha faydasız. Anne sütü de daha faydalı. Trigliserit miktarı daha fazla olduğunu söylemiştik. O yüzden adına yanlış. Anne sütü D vitamini bakımından zengindir. Zengin olsaydı çocuklara 1 yaşına kadar D vitamini profilaksisi başlamazdık. Bu da yanlış. Anne sütünde bulunan oligosakkaritler prebiyotik özellik gösterir. Doğru mu yanlış mı sizce? Soru işareti. Sanki doğru gibi geliyor değil mi? Anne sütü proteinin %80'ini kazein oluşturur. Burada bir çeldirici bir şey yapmaya çalıştım size. İnek sütünde kazein %80, whey proteini %20 idi. %80 olan whey protein. Bu daha faydalıydı hatırlarsınız. %80'e 20 whey kazein oranı vardı anne sütünde. Tam tersi inek sütündeydi. Anne sütünde bulunan demirin emilimi düşüktür. Hayır, yüksektir. Yani evet, prebiyotik özellik gösteriyor. Oligosakkaritler güzel bir soru. Yani anne sütü ve beslenmeyle alakalı sorulabilecek her şeyi sormaya çalıştım şıklarda. İleri yaşam desteğiyle ilgili hangisi doğrudur? Diyor ki şoklanabilir ritim varsa defibrilasyon dozu 2 joule bölü kilogram olacak şekilde uygulanmalıdır. Dursun. Adrenalin her 20 dakikada bir uygulanmalıdır. 20 dakikada bir miydi sizce? Daha fazlaydı sanki değil mi? Daha sık aralıklarla 3-5 dakikada bir diye söylemiştik. Burada yanlış olan 20 dakika. Nabızsız VT şoklanamaz bir ritimdir. Hayır, nabızsız ventriküler taşikardiyi şoklayabilirsiniz. Şoklanamaz ritim aslında asistoldür. O yüzden bu iki şıkkı beraber çözdüm. Adrenalin 0,01 miligram kilogram ve 0,03 miligram kilogram dozunda uygulanmalıdır. O yüzden bu da fazla geldi gözüme. Yani bilmeseniz bile şıklardan giderek 2 joule bölü kilogramı söyleyebilirsiniz. Geçen sınavda da aynı şekilde yoğun bakım ve acil soruları 2 taneydi. Yine ben deneme sınavında da ona benzer olarak mutlaka hem dehidratasyona yaklaşım hem de burada ileri yaşam desteğiyle beraber 2 tane acil yoğun bakım sorusu sormak istedim size. Derslerde çok da anlatmasam da bunları bilmenizi isterim. Konjenital hipotiroid tedavisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Konjenital hipotiroidi de bakalım tedavisi takip edilebilir demiş. Dursun. Tedavide, pardon, hastada geçici hipotiroid düşünülse tedavinin 3 yaş civarında kesinlikle denenmelidir. Hastanın tedavi sırasında TSH ve serbest T3 üst sınırda tutulmalıdır. İkisi de beraber mi? Hastanın tedavi sırasında TSH üst sınırda serbest T3 normalde tutulmalıdır. Tedavide ilk 6 ay herhangi bir zamanda başlarsak prognoz değişmez. Öncelikle Edirne'ye söyleyeyim size. Evet, acayip değişir hem de. İlk 6 ayda ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Çünkü konjenital hipotiroidi ilerleyen mental retardasyon yapıyor biliyorsunuz. Ve mental retardasyon engellenebilir durumlarından bir tanesi konjenital hipotiroidi. O yüzden de prognoz değiştirmez. Yanlış, çok da ağır değiştirir. Yani tedavinin erken başlanması mental retardasyona engeldir. O yüzden Adana'yı da siliyoruz. Tedavisiz takip edilebilir mi? Hayır, edilemez. En az 2 hafta, en fazla maksimum 2 hafta takip edebilirsiniz. Sınırda gelmişse bir hafta sonra tekrar çağırıp, karar veremiyorsanız bir hafta sonra tekrar çağırıp 15. günde maksimum tedaviye başlamak lazım. Hastanın tedavisi sırasında C ve D aslında çok benzer. İkisinden bir tanesi mi doğrudur diye düşünebilirsiniz. Hayır. TSH alt sınırlarda tutulması lazım. Yani baskılı olması lazım. Serbest T4 ve T3 normal aralıkta tutulması lazım. Aslında şurası doğru ama TSH üst sınırda değil, alt sınırda tutulması lazım. Çünkü TSH'ın
senteziyle beraber, salgılanmasıyla beraber serbest T4 ve T3 salgılanıyor, sentezleniyor. Burada da serbest T3 ve T4 normal aralıktayken TSH'i alt sınırlarda tutmak hedefidir bizim tedavimizin. Hastada evet geçici hipotiroid düşünürse tedavi 3 yaş civarında kesilmesi deneniyor. Burada TSH değerleri yükselirse, serbest T4 değerleri düşerse tekrardan tedaviyi alıyoruz. Ama 15-20 gün sonra baktık tekrardan stabil gidiyor değerler. Bir ay sonra bir daha baktık değerler stabil gidiyor. Evet tedavi kesiliyor. 3 yaş civarında doğrudur. Çocukluk çağı büyüme değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor ki boy percentil eğrilerine 3 percentil artı 6 eksi 2 standart deviyasyonu denk gelir ve tetkik edilmesi gerekmektedir. Boy percentil eğrilerinde 50 percentil altı ciddi boy kısalığını gösterir ve tetkik edilmesi gerekmektedir. Boy percentil eğrilerinde 50 percentil altı eksi 1 standart deviyasyonu denk gelir ve tetkik edilmesi gerekmektedir. Kiloda 50 percentil üzeri direkt obeziteyi düşündürür, tetkik edilmesi gerekmektedir. Prematür bebeklerin baş çevresi takvim yaşı 5 olana kadar düzeltilmiş yaşına göre değerlendirilmelidir. Ne diyorsunuz? Hadi bir sallayın. Burnum kaşınmaya başladı. Bak ilacımın saati geldi. Alerji ilacımın saati geldi. İlacımı içmem lazım. Haydi işaretleyelim ve gidelim artık. Ne dersiniz? Hangisi doğrudur? Aynen öyle değil mi? Buralarda ne yanlış? Takvim yaşı 5 değil, 3 yaş olana kadar. Kilo persentil eğrilerinde 195'in üzeri direkt obeziteyi gösteriyor. 190'ın üzeri ağır, yani ileri derecede ağırlığı olan 95'in üzeri direkt obeziteyi gösteriyor. 50 persentil artı eksi bir SD'ye denk geliyor. Tetkik edilmesi gerekiyor. Hayır, burası 3, burası 2 olacak. Yani Adana doğru cevap aslında. Boy persentilde 50 persentil değil, 3 persentilin altı ciddi boy kısalığını gösteriyor ve tetkik edilmesi gerekiyor. Aynen Adana doğru cevap. Hangisi hiperpotaseminin EKG bulgularından değildir? T sivri, ST çökmesi, QRS genişlemesi, ventriküler fibrilasyon, U dalgası. Hangisidir? Bir tanesi hipopotasemi, diğerleri hiperpotasemi zaten. Hiperpotasemi demiştim. T sivriliği, ST'de çökme oluyor. Evet, QRS'de genişleme oluyor. Çok çok artarsa iki yandan çekmiş gibi görünür diye bahsetmiştim size de. Bundan sonra da artık ventriküler fibrilasyon tarzında görünüm var. Evet, U dalgası görünmüyor. Hipopotasemi de görülüyor. Çocuk acil servisinde 20 dakikada durdurulamayan burun kanamasıyla gelen bir 3 yaşında erkek alınan kan testlerinde beyaz küresi 6600, hemoglobin 12.1, platelet 329.000, PTS 13.3, iğne arası 1, APTT'si 28.2, kanama zamanları, in vitro kanama zamanlarının hepsi normal. Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu derslerde PT ve APTT'nin normal sınırlarıyla alakalı konuştuğumuz için sormak istedim aslında bakarsanız. Burada şöyle bir netleşelim. Eğer sınavda sormazlarsa APTT'nin normal aralığı 26 ile 35 arası. APTT'nin. Çünkü derste sormuştunuz. Ben deneme sınavında direkt normal olarak dümdüz soruyu verdim. 10 ile 14 arası. Vermezlerse şayet APTT'nin 26-35, PT'nin 10-14 arasında olmasını bilmenizi isterim. Yani ne oluyor? Bunlar normal aralıklarda oluyor aslında bakarsan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şöyle de diyebilir. APTT'de uzama, PT'de uzama da diyebilir. En iyi ihtimal. Ama sayısal değer olarak ne bileyim APTT mesela 40 verir. PT'sini 30 verir. Bunların anormal değerleri olduğunu bilmenizi isterim. Hangilerinde bir sıkıntı yoktu? Faktör 13 eksikliğinde değil mi? Uğursuz sayı 13 diye geçer ama bizim testlerimizi bozmadığı için bizim için uğurlu sayı 13'tür diye anlatmıştım hematolojide. 2 yaş erkek hasta rutin kontrolde bir hemogram sonucu istemişiz. Demiş ki hemoglobin 9,5, hematokrit 26,5, 26,6, RBC 5,62, MCV 65, MCH 24, MCHC 25 ve RDV 13,9. Ön tanımız nedir? Bir sonraki basamakta ne uygularsınız bu hastada? 2 yaş erkek hasta. Ne diyorsunuz? Burada bir anemi tablosu var değil mi? Evet. Yani anemi tablosu olduğu aşikar aslında bakarsan. 2 yaşta da çok fizyolojik anemi dönemi olmuyor. O yüzden Ceyhan yanlış. Hemolitik anemi düşünecek hiçbir şeyden bahsetmiyor. Edirne yanlış. İşte B12 folik asit tetkiklerini isterim. Hayır burada megaloblastikten de bahsetmiyor aslında bakarsan. Benim de arada kalmanızı istediğim Adana ve Denizli'ydi aslında bakarsanız. Burada soru yaptıracak hangisi? RDV. RDV neydi? Demir eksikliği anemisinde artıyordu. RDV ama burada normal. Yani soruda çok demir eksikliğine gidecekmişiz gibi şeyler söylemişim ama hayır. Eğer artsaydı evet demir eksikliği olurdu ama burada normal. Yani bu çocukta bir talasemi minör var. Ondan sonra da hemoglobin elektroforezi isterim. Bir de şey demek istiyorum. Hereditar sferocitozda neydi? MCHC 36'ın üstündeydi. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim de. 36'ın üzerinde direkt hereditar sferocitoz, hereditar sferocitoz tanısını koyuyorduk. Burada RDV'nin sınırı da 14-14,5. Tamam mı? Eğer o civarların üzerindeyse demir eksikliği anemisi oluyor ama 14-14,5'ün altındaysa o zaman da talasemi oluyor. Yani normalse talasemi oluyor. Ama RDV işte 17, 18 vesaire. O zaman Adana'ydı doğru cevap. Aynen öyle demir demir bağlama tetkiklerini isteyecektik.
Demir eski yani tedavisinde hangisi yanlıştır? Tedavide artı 3 değerlik demir tercih edilmektedir. Yani fercikten bahsediyor. Gastrointestinal yentikler sıkça görülüyor. Hemoglobin değeri normale geldikten 2-3 ay sonra depoların dolması için tedaviye devam edilmelidir. Demir 4-6 mg kilogram gün olarak bölünmüş dozda kullanılmalıdır. Demir tedavisinden 5-7 gün sonra retikulosit krizine bakılmalıdır. Hangisi yanlıştır diyor. Kolay bir soru. Tedavide artı 2 demirlik yani ferröz kullanırız. Ferröz. 2 çizgili ferröz. Yani artı 2 değerlik var. Artı 3 değil. Diğerleri doğru. 14 yaşında kız hasta. 8 hafta devam eden küçük eklemlerinde artrit nedeniyle çocuk römatolojide takip ediliyor. Bu hastada hangisini istememize gerek yoktur diye sormuşum. Bu soruda da şöyle düşünün. Çocuk römatoloji polikliniğine gelen hastanın C-reaktif protein ve sedimentasyon olmak zorunda. Çünkü bunlar akut faz reaktanlarıydı. Mutlaka bu ikisi olmak zorunda. Ana mı, asto mu, romatoid faktör mü? Onları bir ekarte edelim beraber. Bu hastada herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Bir enfektif ajandan bahsetmemiş aslına bakarsan. Ve arada eğer ara sormak isteseydi yani arayla alakalı bir şey olsaydı daha gezici ve büyük eklemlerden bahsederdi. Aso'yu başka hiçbir yerde kullanamazsınız. Yani hastanın anamnezine eksik vermişim aslında ama 14 yaşında 8 hafta devam eden bir küçük eklem artriti var. Sabit küçük eklem artriti var ve 8 hafta sürüyor. Yani kronik bu G olabilir mesela. O zaman anayı istemek zorundayız. RF'yi istemek zorundayız. Ama çocukta bir ara şüphesi yok. Yani herhangi bir betahematik streptokoktan bahsetmemişiz. Herhangi bir büyük eklem ve gezici eklem ağrısından bahsetmemişiz. Evet kronikten bahsediyor ama aranın da eklemleri bu kadar fazla uzun süre süründürmez. O yüzden aso istenmesine gerek yok. Arayla alakalı hiçbir şeyden bahsetmemişim çünkü. Evet ana ve RF'yi istemek zorundayız bu hastada. G mı değil mi diye. Çünkü 6 haftadan uzun kronik bir hadise olduğu kesin. Küçük eklemlerle olduğu belli ama işte asoyu ne zaman isteriz? İşte herhangi bir enfeksiyon faktörü, enfeksiyon durumundan bahsetmemiş anamnezde. Herhangi bir büyük eklem, gezici eklem ağrısından da bahsetmemiş. O yüzden istenmesine gerek olmayan tetkik aso oluyor burada. Ana ve RF'yi istemek zorundayız. Bu soruyu seviyorum. Yukarıda belirttiği daha önceki test sınavında da sormuştum. Yukarıda belirtilen kavramların hangisi doğrudur? Diyor ki takvim yaşı kemik yaşına eşittir, boy yaşından büyüktür. Buna familyal boy kısalığı mı deriz? Takvim yaşı büyüktür, boy yaşı eşittir kemik yaşı. Buna kontrol boy kısalığı mı deriz? Takvim yaşı büyüktür, kemik yaşı büyüktür, boy yaşı mı? Buna da büyüme hormon eksikliği mi deriz? Ne dersiniz? Güzel bir soru. Daha önceki sınavda daha farklı bir şekilde bahsetmiştim. Size hepsini doğru yaptım aslına bakarsan. Familyal boy kısalığında boy yaşının geride kaldığından bahsetmiştim. Kondisyonel boy kısalığında da kemik yaşının bir geride kaldığından bahsetmiştim. Hatırlayın. Familyal yani ailesel bir boy kısalığı durumunda kemik yaşı geri kalmıyor. Kondisyonel bir boy kısalığında yani şu dayının askerde boyattığı kısımda kemik yaşı geride kalıyor. Takvim yaşına göre hem de boy yaşına göre. Tamam mı? O yüzden ikisi de doğru. Büyüme hormonu eksikliğinde de boy yaşı en geride kalıyor, takvim yaşı en yukarıda kalıyor ve kemik yaşı da arada kalıyor. Çünkü büyüme hormonu eksikliğinde boy yaşını en geride bırakıyor. O yüzden hepsi doğrudur. Doğru cevap Edirne. Kondisyonel boy kısalığında kemik yaşı geride kalıyor. Unutmayın onu. Familyal boy kısalığında sadece boy yaşı geride kalıyor. Yani takvim yaşı ve kemik yaşı aynı gidiyor. Takvim yaşı, kemik yaşı bir gidiyor. Boy geride kalıyor. Ondan sonra ailenin boyuna göre nihai boyuna ulaşıyor. Kondisyonel boy kısalığında takvim yaşı önde gidiyor. Boy yaşı ve kemik yaşı geride kalıyor. Kemik yaşını geride bırakan bu var. Bir de hipotiroidi vardı. Unutmayın kemik yaşını geride bırakan en önemli olan hipotiroidiydi. Hangisi perikardit veya perikardiyal efüzyon fizik muayene bulgusudur? Nabız başına daralma, miksödem, hipertansiyon, sipleme, karın yüzey benlerinde belirginleşme. Ne dersiniz? Perikardit, perikardiyal efüzyon. Başka bir şeyler daha söyleyeyim. Oradan çıkaracaksınız bence. Tamponat olabilir. Kalp yetmezliği olabilir. Aortik stenoz olabilir. Var mı aklınıza gelen bir şey? Bunlarda da aynı şekilde aynı fizik muayene bulgusu çıkıyor ortaya. Etrafını zırh gibi kaplıyordu kalbin. Perikardite, perikardiyal efüzyonda, tamponatta, aynı şekilde şokta, aynı şekilde aort yetmezliğinde, ağır aortik stenozlarında, özür dilerim. Ağır mitral yetmezliklerde. Sistol eksi diyastol nabız basıncı ve sistolin azaldığı hepsinde yani kalbin kasılma yeteneğinin azaldığı, dışarıya kalp güzel pompalayamayacak sakın işte şokta, işte aort stenozunda, işte perikardiyal efüzyonda, perikarditte, tamponatta hepsinde ortak muayene bulgusu nabız basıncının dayanmadır. Sistol eksi diyastol diyoruz. Bunu da unutmayalım. 2 hafta önce tonsilit geçirilmiş, eklemlerinde şişlik var, 15 yaşında erkek hasta, hangi bulgunun varlığı direkt olarak akut romatizmal ateş tanısını koydurur? Kolay bir soru. Aso yüksekliği var, büyük eklemlerde şişlik ağırlık, sinirlenme koresi 38 derece ve EKG'de PR uzaması aynen korenin varlığı direkt tanı koyduruyordu. Çocuk acil nefes dahiline geliyor, 4 yaşında bir erkek, kalp tepatımı 205, soluk sayısı 75, tansiyon 80'e 50, hipotansif, fizik muayenesinde karaciğer kot altı 3 santim ele geliyor ve periorbital ödemi var. Bu hastaya tedavi olarak hangisi uygulanmamalıdır diyor. Hangisi uygulanmamalıdır? Tansiyonun 80'e 50 olmasına rağmen
olmasına rağmen. Çocukta bir taşikardi var, bir taşipne var, takipne ne var, karaciğeri büyümüş, periorbital ödemi var. Bu çocukta bir yaygın ödem hadisesi var. Siz bu çocuğa mal yüklersiniz, iyice işimiz iş olur. Yine bir acil sorusudur. Bu hastayı anca işletmek tedavidir. Mal yüklemesi tansiyon düşüklüğü olmasına rağmen eğer ödem bulguları varsa 20 kilogramdan asla ve asla mal yüklemesi yapılmaz. Öncelikle direkt tedavi verilir. Ondan sonra 10 kilogramdan mal yüklemesi verilebilir. Burada çünkü dediğim gibi daha öncelerde digoksinde kalbi hızlandırması oluyordu ya, burada tansiyonla beraber bir hipotansiyon durumu olduğu için taşikardiyi kıracak bir ilaçtır digoksin. Yani tansiyonu arttıracak burada, yani mayi ile arttıramazsınız tansiyonu. Ancak digoksin gibi kalp kasılmasını, kalp gücünü arttırabilecek bir ilaç koymanız lazım ki oraya tansiyonu arttırabilin. Çünkü mesela anjiyotensin reseptör blokörü, ACE inhibitörü veya diüretik verirseniz hastanın tansiyonunu da çakarsınız yere. Tamam, diğer bulgularını halledersiniz ama tansiyonu da çakılır. Digoksin kalbin hızlandırmasını yani güçlendirmesini sağlayan bir ilaç olarak tansiyonu arttırmak için veriliyor. Orada mayi yükleme yapamadığınız için digoksin veriyoruz. Ondan sonra da normal eğer bir bulgusu varsa, işte intravasküler sıvı açığı varsa, o zaman yine 10 kilogramda mayi yüklemesi olabilir. Ama önce bu taşikardisinin, taşipnesinin kırılması lazım. Yani ödem tablosunun kırılması lazım. Burada da tansiyonu yere çakmadan bunu yapmak lazım. Daha önce derslerde de bahsetmiştim. Yani tansiyonla alakalı bir şey söylerse digoksin faydalıdır arkadaşlar. O zaman digoksin verebilirsiniz. Kalbin çalışmasını arttırıcı olarak. Diyor ki hangisi veya hangileri kistik fibrozisi düşündüren klinik bulgulardandır? Nazal polipozis, malnütrisyon, bronş öktezi. Kistik fibrozisi hangisi düşündürür size? Aynen öyle. Hepsi düşündürür değil mi? Hepsi kistik fibrozisi düşündürür. Mekonyum aspirasyon sendromu sonucunda aspire edilen mekonyuma bağlı çeşitli patofizyolojik mekanizmalarla yeniden hipoksiye maruz kalabilir. Aşağıdakilerden hangi etki ile en erken dönemde etkilenme görülür? Kimyasal pnömoni mi? Sürfaktan disfonksiyonu mu? Nazokomiyal enfeksiyon mu? Havayolu obstrüksiyonu mu? Pulmoner vazokonstrüksiyon mu? Severek hazırladığım bir soru. Kolay bir soru ama çok fazla böyle antik kuntin kelimeler olduğu için kafanızı karıştırabilecek bir soru. Ne dediniz? Kolay bir soru. Yani kolay düşünürseniz bulabileceğiniz bir soru. Yok işte kimyasal, yok nazokomiyal, yok bilmem ne. Yani çok dallandırmadan. Diyor ki mekonyum aspirasyonu var. Aynen öyle. Havayolu obstrüksiyon. İlk olarak havayolu obstrüksiyon. İlerleyen zamanlarda kimyasal pnömoni, şimik pnömoni, kimyasal pnömoni. Ancak ilerleyen dönemlerde yapıyor. Mekonyum aspire eden hastalardaki bu durum. Buna bağlı olarak nozokomiyal enfeksiyon riski artıyor. Sürfaktan disfonksiyon oluşabiliyor. Pulmoner vazokonstriksiyon oluşabiliyor. İlerleyen dönemlerde ilk başta pulmonerde bir obstrüksiyon olması, yani havayolunda bir obstrüksiyon olması karşımıza çıkıyor. Çocuk acilde kusma şikayetle başvuruyor. 4 yaşındaki kız hasta. Fizik muayenesinde belirgin wheezing var. Şikayetler çirkinlikten sonra aniden gelişiyor. Hangisi tanısı ve tedavisidir arkadaşlar? Çok kolay bir soru. Aynen öyle. Anafilaksi ve adrenalin 0,1 gram kilogram intramüsküler dozdan yapılır. Bu hastada wheezing var. Bu hastada kusma var. İki tane sistem etkilenmiş değil mi? Hem respiratuar sistem hem de gastrointestinal sistem etkilenmiş. Şöyle deseydi soru. Bilinen bir çilek alerjisi olan hastanın hipotansiyonu belirmiş. O yüzden ne tedavi vermeniz lazım? Aynı anafilaksi ve adrenalin. Eğer bilinen bir alerjine bağlı bir hipotansiyon varsa kesin anafilaksi. Ama iki tane sistem etkilendiyse, atıyorum ürtiker artı wheezing, atıyorum ürtiker artı kusma veyahut da ürtiker artı senkop, ne bileyim wheezing artı senkop, kusma artı senkop veya da işte kusma artı ürtiker. İki sistem etkilenmesi varsa böyle. Ama bilinen bir alerjen varsa ve bu alerjine karşı tek başına bir hipotansiyon durumu oluşuyorsa ona da biz anafilaksi diyoruz. Down sendromu tanımlı 2,5 yaşında erkek kabızlık şikayetiyle geliyor. Anamnezin yeniden döneminde ilk gayda çıkışının geciktiği, aralıklı safralı kusmaları olduğu öğreniliyor. Safralı kusmalar önemli benim için. Fizik muayenede batın şiş, ampulada gayda buluş ele gelmiyor. Hangisi ön tanıda düşündürür sizi? Down sendromu. Ya hiçbir bilgi boş boşuna verilmez soruda. Down sendromu olan bir hasta. Kabızlığı var. İlk gayda çıkışı geç kalmış, safralı kusmaları var, batın şişliği var, ampulla da gayda bulaşı ele gelmiyor, gelmiyor. Ne dersiniz? Direkt kitap gibi soru aslında bu ya. Aynen öyle. Hirschsprung hastalığı değil mi? Aynen öyle. Hatta rektal muayeneyle beraber patlayıcı tarzı bir gayet çıkış olur diye de söylemiştik. Aşağıdakilerden hangisi B hücre yetmezliğinin ilk taraması olarak kullanılabilir? CD50 düzeyi mi? Lenfoblastik transformasyon testi mi? Candida albicans intradermal testi mi? Nötrofil burst paneli mi? Yoksa izohemagglutinler mi? Hangisi sizce? Çok basit düşünün. Yani B hücre yetmezliğinin ilk taraması için ilk başta ıvık zıvık şeylerden ziyade IgE'leri istemeniz lazım. İzohemaglutinleri, immünoglobulinleri istemeniz lazım. Edirne'dir. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi akut lenfoblastik lözemi için kötü prognostik faktörlerdendir? Testis tutulumu, kalla pozitif B hücreli ALL mi? T4-11 mi? T12-21 mi? Hiperdiploidi mi? Zor bir soru.
Yani zaten dediğim gibi yani zor sorarsa böyle soracak. Herkes için de zor olacak. Yani o yüzden bu deneme sınavını çok önemsedim var. Valla yani o kadar özene bedene hazırladım ki soruları. Çünkü bunlar direkt bilgi sorusu ve sana zor gelecek olan diğer adama da zor gelecek. Yani ama az önce sorduğum mesela anafilaks sorusu sana kolay ya diğer adama da kolay gelecek. Çünkü sınavda yani yüzdeyle belirleniyor sorular biliyorsunuz. Çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor diye. Yani sana çok zor gelen işte al iki tane soru var zaten burada. Yani bunu nasıl hatırlayacaksın? Hatırlayabilen var mı? Kötü prognostik faktör T4-11 translokasyonu yani 4-11 translokasyonu kötü prognostik faktörlerden bir tanesi aileler için. Herkes için zor olacak bu soru. Yani bu soruyu görüp hani çileyi görüp de anafilakside sevinmemeniz gerekiyor. Bunu görüp de üzülmemeniz gerekiyor. Önemli olan ne kadar fazla soru yapabildiğiniz. Yani hiç moral bozmak yok. O yüzden birkaç tane dediğim gibi böyle spot spot şey sordum. Diyor ki hangisi yeni doğan döneminde polisemiye sekonder gelişebilecek durumlardan biri değildir? Polisemi ne demek? Hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin yüksek saptanması demek değil mi? 20 ve 65 sınırları. Hemoglobin bu çocuğun 22 olsun, hematokrit de 67 olsun mesela. Emmede azalma, taş ipliği, hipolizemi, hiperkalsemi, trombositopeni. Bu da çok net bilgi sorusu aslında bakarsan. Alakasız olan bir tane var arkadaşlar. Yani polisemi şuradan belki gidebilirdiniz. Bu hastalarda genelde bir diyabetik anne bebekliği falan olabiliyor. Bunlarda da hipoglisemi, trombositopeni vesaire çok sık eşlik edebiliyor. Polisemi de bir oksijen döngüsünde sıkıntı olduğu için, perfüzyon dengesizliği olduğu için taş ipne olabiliyor. Burada bir letarj olabiliyor, emmede azalma olabiliyor, hipoglisemik tablo olabiliyor ama polisemi ile hemoglobin, hematokrit düzeyleriyle hiperkalsemi arasında hiçbir benzer bir şeyi söylememiştim size daha önce. O yüzden bu da birebir spot bir bilgidir. Dediğim gibi son iki sorum direkt çok zor sorulardandı. Diğerleri de çok kolay sorularda vardı, orta sorularda vardı. Denemenin çoğunluğu vaka sorularındandı farkındaysanız. Artık ÖSYM de bunu tercih ediyor. O yüzden genelde konuları da okurken tekrar ederken nasıl sorabilirler vakada? Ben o şekilde anlatmaya çalıştım size dilim döndüğünce. Siz de o şekilde çalışırsanız sevinirim. Artık bu saatten sonra işte bunda ne vardır, şunda şu vardır vesaire bunlardan sormayacaklar. Metabolizmada işte 2'de 2 yaptı herkes geçen sınavda. Yani beni dinleyen 2'de 2 yaptı. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü hepsi vaka sorusuydu. İşte bir tanesi mukopolisakkarid olsun mesela. Çok kolaydı soru. Ama metabolik hastalıkları ben atlamak istiyorum deyip bir ön yargıda bulunursanız kaybedersiniz. Yani burada pediatrinin neresinden tutarsanız kârdır arkadaşlar. 30 soru artı diğer konulardan da bir 10 soru yaptırırsan 40 soru. Ya burada dediğim gibi yani 27, 26 kesinlikle yapılabilecek şeyler. Onun üzeri artık yan dal uzmanlıktan falan getiriyorlar. Onları da ben size söylüyorum zaten. Yani burada soru yakalayamama durumunuz aslında çok az. Yani koca koca kitaplar arasında boğulmamanız gerekiyor. Sorabilecekleri sorular bunlar zaten. Yani yıllardır bunun içindeyiz zaten. Artık aşağı yukarı neyden soracaklarını tahmin edebiliyoruz. İnşallah da 4 Eylül'de de Allah yar ve yardımcınız olsun. Söylediklerim aklınıza gelsin. Eğer tuz kampına katılacak arkadaşlarınız varsa orada yine bir hızlı tekrar yapacağız. Görüşürüz. Ben size ders anlatmaktan çok keyif aldım. Kah hasta oldum, öksürdüm, kah dilim dönmedi. Ama umarım siz de benden maksimum verimi almışsınızdır. Dediğim gibi yani pediatrin özü bilinmesi gereken yerleri bilmek. Böyle sayfalarca kitap arasında boğulmak değil, motomot ezberlemek değil. Polikliniğe nasıl hastalar geliyor, işte yan dalda ne sormuşlar, eski tusta ne sormuşlar, şu anda ne sorabilirler. 10 derstir dilim döndüğünce bunları anlatmak istedim size. Umarım çok güzel bir sınav geçirirsiniz. Dediğim gibi 30'da, 26, 27 çok banko yapabileceğiniz bir sınav olacağını düşünüyorum ben sizin. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum derslerime katıldığınız için. Ben de her şey için teşekkür ederim. Siz varsınız, biz varız biliyorsunuz. Ve o saatlerde, saat 12'ye doğru olan saatlerde bile gerçekten yoğun katılım gösterdiniz. Ben teşekkür ediyorum bunlar için. Başarılar diliyorum sınavlarınızda. Katılacakları da kampta görüşmek üzere diyorum. İyi günler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.